Dün kafa sohbetini nasıl? Abi ne orada yaptık sohbeti? Arkadaşlar merhabalar. Sevgili Hanım, devam edelim. Ön taraf sıralı değil. Altılı masada şöyle baktığınızda hem kendini sağ olarak ifade edenlerin hem sol olarak ifade edenlerin veya farklı bir şekilde siyasi yelpaze içerisinde kendini farklı alanına konumlandıranların da gerektiğinde bir araya gelebildiğini de gösteriyor. Demek ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öyle katı halkı bölen veya siyasi partileri kamplaştıran bir şey yok. Yani eski sistemde de sonuçta bu tür ayrımlar her zaman vardı. Şimdi altılı masanın şu ana kadar tek bir ortak noktası olduğunu görüyoruz. Bunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Altılı masa diyor ki Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde kazanmasın. Yani altılı masayı bir araya getirenlerin, onları bir araya getiren tek bir şey bu. Şu andaki görünürdeki hedef bu. Bunu şunun için söylüyorum. Hiçbirinin şu anda sorun olarak tanımladıkları, tarif ettikleri konularla ilgili ileri sürdükleri bir çözüm önerisi yok. Ortak çözüm önerileri yok. İttifaktan bahsediyorlar ama ittifak dediğiniz belli konu ve alanlarda görüş birliği anlamına gelir. Hangi konuda sağlam, tartışmasız birinin söylediğini öbürünün kabul edebileceği ya da hepsinin bir uzlaşmayla, konsensusla kabul edebileceği bir konu var. Yani sizler de bu konuları takip ediyorsunuz. Söyleyebilir misiniz? Ama tek bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Uzlaşması anlamına da geliyor kendi işlerinde. Dolayısıyla altılı masanın ömrü bitti. Altılı masa dağılacak. Bu aday belirleme sürecinin ertelenmesi altılı masanın ömrünü uzatmaya yönelik, kamuoyunu oyalamaya yönelik. Dolayısıyla hiçbir konuda çözüm getiren, bir çözüm üreten yaklaşımları olmadı.